Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Bu haftaki videomuzda Sorku mahallemizdeyiz. Sorku mahallemizde Seyit Ali kardeşimizi ve eniştesi Aşçı abimizi ziyaret edeceğiz. Şu an çekimleri yaptığımız kısım Sorkun Bağlaz Pınarı. Bereketli su kaynağımız. Yaz kış kurumazdı. Geçen senelerdeki kuraklıklarda buradan su da kurudu yani açıkçası. Ama bu sene gerçekten güzel kar yağışı oldu. İnşallah bu sene bu muharın kuruduğunu görmeyeceğiz. Evet, yolculuğumuza devam. Buyurun seyre. Zaten her yıl yapıyorlar onu seçimden önce. İş çok. Onu her yıl zaten yapacağım olan iş. Çekimi yapıyorum. Şöyle çekelim. İlk önce bir öğreteceğim. Ne olduğunu öğreteceğim. Güldağlarını kızdırmayın abi. Çok güzel bu adam. Değil mi lan? Abi hoş geldin. Hoş bulduk Seyit Ali'm. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Nasılsın? İyi Allah'a şükür. Evet bak yeğenler de geldi galiba elde kamerayla. Onlar da teknolojik yiyen. Onlar da artık YouTuber ya. Oh, maşallah. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun yakışıklı? Hoş senin geldin. Kimi iyi benim kimi iyi? Yak abi hoş geldin de sen. Bilmem mi? Ne yiyor? Ha. Ben de mi yesem? Taktik abi. Güzel. İşimi gören benimki daha iyi değil mi? Yavaşsınız hayır. Hoş bulduk. Allah. Abine de hoş geldin demeyi bilmiyorum. Ha? Hoş buldum. Yakışıklı. Bir sor bakayım o zaman tanımıyorsa. Ya sen kimsin? Tanışalım ya gel. Yakışıklı ismin ne bakayım. Duymuyorum ama. Sen kimsin be? Oho. Karevi. İleride mi? Bir abi. Karevi nerede? Karevi'nin oraya. Ha yukarıda tamam. Göremedim mi? Selamünaleyküm. Hoş geldin. Selamünaleyküm. Arkadaşım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Selamünaleyküm. Ramazan da iyi ama. Geçin bakalım. Geçelim. İyi Allah şükür dayı be. Dereli Yakup abi. Hoş geldin yerim. Hoş bulduk dayı. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Abi ortam güzel. Enişten evi ya bizim oradan daha iyi yani. Bizim orada dağın dibinde de bizim orada çok dik. Burada hemen evin arkası meşelik. Ön çektin miydi? Arkada dağdan gitsin. Çekimi şu açıdan almadın mıydı? Dağdasın yani. O doğal bir ortam. Öyle abi. Yakup Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? İyi Allah'a şükür valla. Ortama konuşuyorduk da. Ha. Yani videolardan da görüyordum zaten. Yani tam yeri. Şehrin içinde, şehirden uzak. Evet. Konsept benim en sevdiğim şey. Böyle bir yer, Bozkurt'u arıyorum açıkçası da. Adı? Öncelikle senin ismini bir öğrenelim bakayım. Hı? Kedinin adı Süslü. Süslü. Senin ismin ne? Önce Hamza. Önce kediyi tanıştır. Hamza mı? Al bakayım kucağına Süslü'yü. Ama niye alır? Oh, kaçtı ama. Kaçtı. Yemek vermeyince kızıyor. Yedik onun da bir şey yemedi. Ona bir parça annenden çiğ tavuk al gel de bir ver de o zaman iyi bağırır. Bayağı sinirlendi abi. Hadi. Ama abi senin yemeklerden bu da çeşit çeşit yediği belli yani. Ya, bakımlı. Şuna baksana. Dünya mutfağından. Ama bakıyorlar. Yani evde ne yeniyorsa bu da yiyor. Bir tane daha var. Öbürleri mahallenin işte onlara da veriyor. Gelip gidiyorlar bunun yanına. Yiyinti verilen yeri bildiler miydi? Hepsi üşüşür. Benim köyde de babaya. Geçen 3 çuval şey götürdüm. Kedi maması götürdük. Babaya. Geçenlerde kızıyordu. O bir daha almayacağım bilmem ne diye. Sonradan ne olduysa dayanamadık galiba açık kalmalarına. Yine aldık. Kedi mamaları da bayağı arttı yani fiyatları. Arttı ya 25 lira mı? İşte. Yok yok daha fazla. Da.
En güzeli köyde böyle, bizim babada o imkan yok. Böyle bak, kendi yemeğinle şeyinle baktın mıydı sıkıntı olmaz da. Diğer türlü mamayla falan köy yerinde bakmak sıkıntı yani. Onunla bir iki yiyor, ondan sonra yemiyor pek işte açıcı. İşte. Ne yapıyorsun abi şu an? Bu çim böreği. Çim böreği. Şimdi bunu sarmasını bitirdik. Tavada kızartacağım. Şimdi şinisel usulü un, galet unu yumurtaya banacağız. Tavaya atacağız. Maşallah. Şimdi tavayı ben oraya koyacağım. Sen tavanın başına geçeceksin alacaksın. Öyle mi? Tamam ha. Enişte. Sen ellerin bulaşık olacak. Oradan atacaksın. Sen kızartacaksın. Tamam. Sen abi otelde çalışıyordun önceden galiba. Restoran. Restoranda da çalıştım da. Otelde az çalıştım. 2-3 sene falan çalıştım. Babam iyice hastalığı altında biliyor musun? Genel hep restoranda çalıştım. Orada da haftalı izin var diye otele girdiydik. Gelip gitme anlamında rahat olsun tabii, diye. Babam işte zaman ayırıyordu babam. Enişteden biz de Rabbim şifasını versin. Yemek yapmayı yavaş yavaş. Valla ben Seyit Aligil ile devamlı görüşürüm de yemek kategorisi ve dünya klasmanına çıkardan bir içerik. Yani bir o kent hayatı, buna benzer örnekler çok fazla. YouTube anlamında. Enişlerin maşallah var. Yani görüyorum canım. Yabancı yemekleri de yapıyor. Daha önce de bilmiyordum. O, sen bana attın ya linki, o ayar yaptığımız o süreçte. Sonrasında bir baktım. Devamlı da takip ediyoruz. Sen nerede susuyor? Ben şimdi Ulat Muhammed de bak ya. Ver birini de abiye ver oğlum. Ay yaramaz vay. Anam. Aman elini kapmasın. Sen de vereceğim. Verdin mi sen de? Ana sen tavuğa tavuk mu verdin? Yesin diye. Bana karevini bir göster bakayım ya. Seninle gezelim olur mu? Hadi bana bir tanıt bakayım karevini. Okula gidiyor musun? Tatil mi? Kaça gidiyorsun? Anaokuluna başladın. Oo, güzel. Bu ev senin o zaman. Hı? Vay. Güzelmiş. Ama. Güzelmiş. Ben bu eve geçeyim mi? Taşınayım mı? İzin verir misin? He? Bu evi ben sizden çalayım. Olur mu? Oho. Güzelmiş. Olmaz mı? Veresin yok gibi. Hı? Hı? Veresin yok gibi evi bana. Bu evde yaşanır mı? Isınılmaz mı? Çok sobayı yakarız. Olur. Olmaz mı? Sobayı yaksak olmaz mı? Sığmaz mı? Sığmaz mı? Hı. Belki sığdırırız ya. Denesek mi? Suya biraz uzatsaydık. Nasıl gidiyor okulda dersleri? Eğleniyor musun okulda? Hı hı. Aa, mumlarımız da güzelmiş. Akşam yaktık mı akşam? Yakıyoruz. Akşamları yakıyoruz evet. Videolarda yakıyoruz. Güzelmiş. Sen de YouTube çekiyorsun değil mi? Babayla beraber. Hı? Evet. Gel bakayım çatısına bakalım bakayım bu evin. Sen de yaptın değil mi evi? Babayla beraber. Yaza doğru erir mi? Ya bu evin girişine bir de kardan adam yap. Daha önceden yaptıydınız ya. Bir daha yapacak mısınız? Ya. Korsan. Köyde olurlar. Hı? Köyde olurlar.
Abi. Efendim Seyit abim. Dedim bana ver dedim bu evi dedim. Ben taşınayım dedim de. Olmaz diyor ya. Burada kalamam diyor. Dayım kalamam mı dedi? Evet. Öğretlerimizi sarıyoruz. Hamza kuru odun getirebilir mi oğlum aşağıdan? Nerede? Allah. Onlar yaş baba. Şireceğiz Yakup abi. Bekliyoruz. Alışacağız. Yavaş usta, yavaş yemek yapmaya. Usta yamaklığına başladık diyorsun yani. Normalde benimki sucuklu yumurta en fazla. Normal yumurta. Haşlanmış yumurta. Makarna. Hazır çorba. Başka böyle şey. Enişte var. Sırtın yere gelmez. Sıkıntı yok ya o konuda. Maşallah. Yavaşça öğreneceğiz. Bakmayla öğreniliyor mu enişte? Ya bakarsan tabii biraz öğrenir. Bakıyor mu? Yapacaksın. Kurum mu? Şuna da batıracak. Yumurtaya batmadan ama da batmaz. Zarar olmaz. Tamam. Çekse. Pişireceğiz abi. Herhalde kızardı mı? Biraz dokunmamak lazım. Parçalanır değil mi? Evet. Biraz kızarması lazım. Ha, tahmin ettiğim gibi ya. Yer konum çok güzel. Evin arkası da şey var. Bozkurt'ta da mantaka bölgesi var. Mantaka bu aşağı karşı tarafta evler var. Oralar da böyle. Abi şehrin içinde 2 adım mesafe. Evet. Şehirden uzak. Gürültüden, patırtıdan, bahçeyle. Oralarda hem bir yer bulsan direkt alınıp kalınabilecek, vakit geçirilebilecek bir yerler. Vallahi burası iyi denk geldi. Sahiplerinden de Allah razı olsun. Tam arkası biraz bizim orada dediğim gibi dik. Bizim orada yukarıya çıksak ya da böyle bir yer oturacak yer yok. İşte. Evin arkasında ama burası çok güzel. İşte. Arkası meşelik. Ormanın içindeymiş gibi ya. Doğal bir şekilde. Yola da ya tam. Döndüreyim ben işte. Ne oğlum? Dursun adam şartlan. Sen aşağı. Ola tutacağım. Tutacağım abi bir oğlum ya. Neydi adı Muhammed'in? Şimdi yavrum. Kedi tam alışmış ya. Buradaki yapılan edilenlere var ya. Seyit Ali. Karşı taraf Tuzla'ydı değil mi? Tuzla abi. Sorkun Tuzla. Karşı dağda şöyle yakınlaştırırsam. Yok. Ben de. Yakınlaştırırsak. Tam yakınlaştıramadım. Çizik çizik olan bölgeler, ağaç dikim bölgeleri. Şimdi geldim ya ondan. Hamza. Ya tavuğu tutuyor. Yarın okul var. Sevince seviyorum işte. Aferin okulu seviyorum o zaman. Ancak oydu. Ben ilk okula gittiğimde ne sormuşum Hamza biliyor musun? Tatil ne zaman diye sormuşum. Dayım ilk pazartesi gitmişim okula. Tam hatırlamıyorum ben de annem geliyor. Pazartesi gittim de. Demişim ki tatil ne zaman? İlk gittiğim gün. Tabi o zaman anaokulu yoktu. Birinci sınıf vardı. İndireyim mi enişte? Çıkaralım ya. Neye çıkaracağız? Şef Seyit Ali. Abi bizden şef olmaz. Şef geliyor. Şef geliyor mu? Master şef orada. Şef geliyor.
Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin. Sağ olasın, hoş geldin Mustafa. Abi niye varsınız? İyi. Şerif'im seni sormalı. Börekleri pişiyor vallahi ha. Geldin mi Mustafa? Geldim abi. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Niye varsınız ha? Börek pişirsiniz. Börek pişiriyoruz. Oğlum Mehmet Usta gene döktürmüş ya. Evet şey yapıyorum. Mariana'yı seviyorum. Tam da acıktıydım bu küçük. Yapma ya. İyi. Yiyelim Mustafa ya. Hemen sağlık abileriz. Yani. Ya sorunum niye lan sen pişirmekten abi ya? Seni ben pişirebilirim. Yeni abi. Şef benim dedi. Hemen oraya geçti. Senin rengine bakarım. Kızardı mı tamam. Ben bunu yağlı gibi işte. Yağlının rengi neyse ona göre ha. Pişireyim ben. Sen yapak. Ha. Yürüleyelim oğlum da. Yağ çekmez. Bunu işte ben ateşi bir ayarlayayım. Ben video resmi çekmiyorum. Bilemedim. Alkları yiyecek ya. Köfteyi götürecek ya. Yiyeceğiz ha bunları. Orası bir tut bakayım bir tablacan. Kartaldı değil mi bunların ismi? Kartal horuzlar. Kartal horuz. Maşallah. Ayın böreği götürecek ha. Böreği yanaştırma. Abi biraz önce senin yeğen tavuğa tavuk verdi, yedirttirdi yani. Kendi neslini yedirler. Ulan. Geçen ben de yakaladım. Yumurtayı yiyorlardı. Zarar oluyor mu? Versin alalım mı sen içinden diyor. Bak bak bak. Yine geldi. Yine geldi. Kim çekecek? Versin çekeceğim. Buraya ya. Ha tamam. Bak ne oluyor? Şef afiyetle yiyecek. Çiğ çiğ yiyecek tavuğu. Ulan abi şunu da kesip yedi gel oradan mı? Gel dayı. Gel. Şöyle geliştirerek de şöyle de çekebilirim. Şu parça 15'er saniye 20 saniye. Tamam. Böyle geriden daha güzel görünür. Geriden oradan yukarıdan çek. Yetsin çek. Hafta vakti güzel geçirdik. Allah razı olsun abi. Abi ayağına sağlık. Allah razı olsun Seyit Ali. Şefim. Abi senin de emeğine sağlık. YouTube'dan izlemek ayrı. İzlediğin yemek ayrı bir şey yani gerçekten. Ya ben de evde enişteyi izliyorum. Ne yapmış ki diye bu canım çekiyor sonra bir gün sonra. Diyorum enişte ne pişireceğim. Tabii her zaman çağırır, her gün çağırır. Senin öyle bir şansın var canım. O yönden avantajlıyız. Yani ortam geldiğimden beri diyorum yani gerçekten abinin ortam da güzel. Yukarı ormanlık alan. Tavukları var. Kedisi var. Yaramaz ve sevimliler. Çocuklar zaten gördüğünüz gibi civcivlerle, tavuklarla uyumlu. İyi seviyor yani. Dayım, onun bir tanesi de duruyor değil mi? Evet. Kardeşi. Tavukları hiç bırakmadım bugün abi. Ama çayını daha çıkır atayım oğlum. Hamza sen içiyor mu oğlum çayı? Kaçırttın Hamza. Hayır. Kutu açsana ya. Sıkma. Sıkıyor mu yoksa? Fotoğrafları aç ya. Tamam sonra oğlum onları. Babam acele etme. Sen çektin mi oradan yukarıdan? Çektim. Benim kendim ya. Yiyeceğiz. Ben zannederim. Bunları şöyle oradan. Sen de yiyebilirsin hali. Başlayalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ulan.
En uzun bir maça çıktı. Kimseyi bırakmasın. Amin. Alışmışsın ya hem ya. Alıştım. Önce içimden sessiz oğlum, söylüyorum ben işte. Videolardan sonra sessiz söylemeye başladım. O pek, seni pek sevmiyorum bir de. Sol kuru şey yiyeceksin şimdi. İşine gelmeseydi şimdi tırmıklardı zaten. Şu an keyfi yerinde. Kafayı boynu eğdi. Benim mıncırasım geliyor böyle kedi, biliyor musun? Ondan şey sevmiyorlar beni. Ulan çekin lan. Abi sofraya misafir geldi. Tamam tamam. Hayvan gibi davranınca kedicağıza. Ama çok iyi. Onun keyfi yerinde. Tamam dedi oğlum. Dur seveceğinden tamam. Gel. Gel bakayım dedi oğlum. Onun da ismi var mı? O Kartal Baba. Kartal Baba mı? Şef onu yiyebilir ama bak. Verdin ama. Bak görüyor musun? Ben böyle sev görmedim abi. Seni ne çevireyim ben biliyor musun? Seni ben ne çevireyim? Yere koy kedi gibi sev, kaçmaz o. Bu ne çorba olur senden var ya. Bunharca bir sevgi. Abi biz aşçıyız. Bizim sevgimiz bu şekilde oluyor anca. Bir yerden sonra hemen yemek düşünüyorum mesela. Bir yandan ulan bunu ne çevireyiz? Ne çorbası olur bunun? Yağlı yağlı. Nasıl olur öyle şey? Neyse yemek yiyeceğiz dedi oğlum. Hadi sen git yayıl. Biz de yemek yiyelim. Bu kaçmıyor. Baksana bak. Alıştırıcı bak. Kaçmıyor. Gördün Mustafa abi. Kaçmıyor. Valla bakalım Mehmet abi benim şimdilik... Yumurtalarını topluyor mu bunları? Ben bir şeyle uğraşıyorum. Ben düzenli... Ha kardan dolayı yapmıyorlar değil mi? Vermiyorlar artık. Ya, bir tane benim kendi şahsım ya. Ben şunu şamışam öyleler olmasa yapacaktım da. Şimdi gibi. Kendim uğraşacağım bir şekilde. Benim şapka nasıl? Abi şapka... Hacı amca olmuş gibi ha? Mükemmel olmuş senin şapka ya. Aslında Seydal abiye de lazım böyle bir şapka ya. Niye ya? O da kel ya. Biz kel değiliz Allah'a şükür de. Dedim ama hakikaten durmuyor pek üstünde. Sıkıntı yok yani. Böyle kışta değil mi? Evin yanında olsaydınız daha bir sıkıntı olurdu. Sıkıntı haldeyim. Birazını satacaktık mecbur. Evin orada olsak. Vallahi. Hem de hava dar olmaz. Dar oldu mu olmaz. Yarınkine de birisi almaz ya. Başıma der. İkiz miydi? Yok ikiz de etmek ya. Şişek. Ha şişek. Bırak atın özürüzü. Bakmıyor. Biber onunla mı emdirin? Yok şey tutuyor. Ağır ayındık şey tutuyor. Göremiyorum. Alışması lazım sonradan ama. Valla dur bakalım sonradan acaba şey yapar bakar mı? Yeni mi daha kat kim mi? Bir hafta oldu. Bir oldu. Kuzu peşinde gezer bağlı. Allah Allah. Şişekler de oluyor bazen de ya. İnşallah. Benim de var öyle bir. Annesinde süt az. Biberonu biberondan içmiyor. Thank you.
Burası bizim Dereköy ile Sorkun arasındaki baş köprü. Şu an o ilerlediğim noktada şu anda kimse geçmemiş. Kar yumuşadığı için ikindi saatlerindeyiz. Akşamünü. Kar batıyor. Ataçık'a. Köprüdeki manzarayı görmek için ilerliyorum. Evet. Ah, su alanı. Burası bizim çocukluğumuz yüzme alanıydı. Şu kısımda burada çok yüzdük. Tabii köprümüz o zaman bu şekilde büyük bir köprü değildi. Biraz daha küçüktü. Aşağı alanlar da yüzmeye uygun derinlikteydi. Biraz da zaten çocuk olduğumuz için rahat bir şekilde yüzebiliyorduk. Bu alan Başköprü ismi, dediğim gibi. Başköprü denilmesi, o zamanın büyük köprüsü olmasından dolayı. Burada bir tane evimiz var sadece, ileride güneşten dolayı çok belli olmuyordur muhtemel. Burada ılkı dediğimiz bir olay olurdu. Köyün davarı burada gelir. Burada sağma işlemi yapılırdı. Öğlen ya da ikindi saatlerinde tekrar hayvanlar dağa geri götürülürdü. Tabii bu dediğimiz olaylar eskiden köylerin hareketli olduğu dönemlerde olan olaylardı. Şimdi ılkı da kalmadı. Köy sürüsü, davarı da kalmadı. Artık bireysel olarak yapan üreticilerimizin hayvanları var. Şimdi ileri kısma gitmedim. Şurada ileride su çarkı da var. Çarşamba çayından suyu şu ileride gördüğünüz şu alandaki bahçeleri çekmek için kullanılıyordu. Tabi bahçeler, bizim arkadaşların yeri, bahçelerinde bahçeleri kalmadı. Şu an kimse bakamıyor. En son yapılan çalışmada bahçelere kepçe sokuldu, talan edildi. İstimlak yapılmadan, yani vatandaşların rızasıyla, ama vatandaşların tarım alanları da harfiyat sonrası kullanılamaz hale geldi. Çarşamba çayının kenarından çıkan harfiyatlarla şu gördüğünüz ilerideki alanlarda olduğu gibi. Şöyle. Arkadaşlar, bu hafta Sorkun mahallemizdeydik. Güzel bir etkinlik oldu. Yani ben çay içip muhabbet etmeye gitmiştim. Ama aşçı abimiz, Seyit abinin eniştesi, Allah razı olsun, güzel bir yemek yapmış. Afiyetle onu yedik. Üstüne çayımızı, muhabbetimizi yaptık. Ve tekrardan, ne derler, aptalın karnı doydu muydu, gözü yolda olur. Bozkır'a doğru tekrar yola koyuldum. Yol üzerinde manzara güzel olunca bir baş köprü yapayım dedim ve bu tarafa sattım. Bataçık'a karda şöyle. Gördüğünüz gibi benim izler. Benden başka iz yok. Artık dönüyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Yorum, beğeni ve paylaşımla destek olursanız teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun. Hayırlı günler. Allah'a emanetsiniz.